Herkese merhaba. Bence Öyle programına hoş geldiniz. Bugün ailemi, yakın çevremden birilerini arayacağım ve onlara Tiyatrolog Sanat Akademi'yi kapatmak istediğimi söyleyeceğim. Bu koronadan dolayı kapatmak istediğimi anlatacağım. Bakalım tepkileri ne olacak? Tepkilerini dinlemeden önce bence öyle demek istiyorum. Önce annemi arayacağım. Annem bence önce ciddiye almayacak. Saçmalama, hadi be falan diyecek. Ondan sonra yavaş yavaş ciddiye alıp kızmaya başlayacak. Bakalım tepkisi ne olacak? Evet. Efendim anneciğim. Ne yapıyorsun anne? İyiyim çocuğum, sen ne yapıyorsun? İyiyim işte, bu YouTube... Yedin mi yemeğini? Yedim yedim, işte bu stüdyoyla falan uğraşıyorum. Gördüm, internete atmışım. Vay, internete de takılıyorsunuz yani artık siz. Ha? Herhalde. Size sokağa çıkmak yasak, 60 yaş üstü değil misin sen? Hayır, ben daha 59'um canım. 59 musun? Anne sana bir şey söyleyeceğim. Ya ben bir karar aldım. Ne yapacağım biliyor musun? Bu Tiyatrolog TV'yi, YouTube kanalını kurdum ya, stüdyo falan da kurdum. Tamam. Ya bu koronadan dolayı zaten tiyatroya gidemiyoruz, edemiyoruz ama kiralar, masraflar, her şey devam ediyor. Ben diyorum ki bu tuttuğum yer var ya, 6-7 aydır işte öğrencilerimle birlikte güzel işler yapıyorum. Nereden anladın? Adliyeci her şeyi bilir, anlar. Her şeyi anlar mı adliyeciler? Herhalde. He. Koskoca savcılık infazda müdürlük yapmış insan. Savcılık infazda müdürlük yaptığını ben unuttum tabii. Hemen anladım. Ama bir şey diyeceğim. Bak şaka maka bir yana. Ben gerçekten tiyatroyu kapatmayı düşünüyorum anne. Yani kapatacağım. Hiç tiyatro oyunu oynamayacağım. İşte ders falan vermeyeceğim. Sadece YouTube'a yöneleceğim. Sen ne diyorsun? YouTube ne demek anlamam ben. Ya yani ayda işte 500-600 lira gelirim olacak, öyle düşün. Ayda. E tabii. Yetecek mi o 500-600 lira sana? Yetmeyecek de ben ne olacak işte, memnun olacağım, mutlu olacağım. Bilemem. Nasıl bilemez? Her şey düzelecek annem, sabret azıcık. Hadi. Birkaç ay dur bakalım. Ama kira ödemeye devam edeceğiz, sen şimdi kapatsam daha iyi değil mi? Ayda 500 lira nasıl geçineceksin çocuğum sen? Sen yardımcı olmaz mısın? Allah, bana kim yardım edecek? Ey Allah'ım ya. Kapatma mı diyorsun yani sen? Kapatma diyorum. Sabredeyim yani. Evet çocuğum, tecrübe konuşuyor. Hemen pes etmek yok. Daha neler göreceğim bu hayatta. Biraz daha düşüneyim ben o zaman. Karar verdiğimde seni ararım tekrar. Düşünmene gerek yok. Hayır diyorum ben. O kadar emek harcadın oraya. İyi de tiyatro benim değil mi? Size ne kardeşim? Allah Allah. Olmaz. O kadar emek harcadın. Tamam, ben bir düşüneyim biraz. Lazım Canikom. İyi tamam. İyi tamam, hemen sinirlen anneye. Hayır be, sinirlenmedim Allah Allah. Tecrübe konuşuyor oğlum. İyi hadi tamam. Falama. Hadi annem seni seviyorum, öyle bir şey düşünme. Tiyatro falan kapanmaz. İyi tamam. Öptüm çocuğunu, özledim. Hadi. Seni anne. Bay bay. Bay bay. Önce ciddiye almadı tabii. İyi kapat falan dedi. Tahmin ettiğim gibi oldu aslında. Biraz şaşırır gibi oldum. Sonucunda kapatmaman lazım dedi. Şimdi babamı arayayım, saat 12'ye geliyor, inşallah uyumamıştır. Babam bence akıl verecek, yapma diyecek. Bakalım onca nasıl? Bence öyle. Ne yapıyorsun baba? İyi, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de, canım sıkkın biraz. Vallahi. Ya bu YouTube stüdyosuyla falan uğraşıyorum ya sürekli. Evet. Bir haftadır bir düşünce içindeyim baba. Ya bu korona falan var ya, şimdi ne zaman biteceği belli değil. Ben de artık YouTube'a yöneliyorum. Diyorum ki ben bu Tiyatrolog Sanat Akademi var ya, yani orayı kapatayım. Yani zaten şu an gitmiyoruz etmiyoruz ama giderler devam ediyor. Her şey devam ediyor, hiçbir gelir yok. Diyorum ki kapatayım ben tiyatroyu. Evden, YouTube'dan tutarsa ne ala, tutmazsa da yapacak bir şey yok. Ya olur mu oğlum, yani o intihar etmek demektir mi? Nasıl intihar etmek demek? İntihar etmek demektir. Ne demek ya? Sen kendini bitirmen demektir. Millet ne diyecek biliyor musun? Ne diyecek? Ne diyecek? Diyecek ki bak gördün mü, yapabiliyor mu? Ben becerebilir mi? Öyle herkesin işi mi bu işler? O ancak çıkacak bir yerlerde oynayacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Bir şey o. Öyle o düşünceyi tamamen kafandan sil. Hiçbir zaman düşünme oğlum. Üstüne koymaya bak. Ne olacağız? Önümüz belli değil ama olsun. Gene ne olursa olsun. İnsanların ne diyeceğine göre mi ben hareket edeceğim, davranacağım aynen yani? Aynen öyle. Aynen öyle yapman lazım. Tiyatro kapatılır mı oğlum ya?
Ve şey mi olur, o kadar gence umut olmuşsun. He? Onlarda yaratacağın hayal kırıklığı, onların çok beklentileri var. Bana ne onlardan? Benim hayatım önemli değil mi yani? Beni ilgilendirmez ya, onlar. Ben şimdi öyle bir şey yapmam. Şimdi orası bir manav dükkanı, bir bakkal dükkanı olsaydı. Evet. Tamam mı? Orası benim dükkanım diyebilirdim. Mal benim, satarım satmam, zarar ederim, çöpe atarım. Parayı da ben verdim derdi. Gelir o market kapalıysa öbür markete gider alır. Ama senin yaptığın öyle bir şey değil yani. İyi de İzmir'de başka tiyatro mu yok baba? Başka tiyatroya gitsin öğrenciler, bana ne? Ya başka tiyatroya gitmek isteyenler isteseydi önceden zaten giderdi. Senin arsanda gelmek isteyen bir kitle var, umutları var. Ben şaşırdım yani, böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin? Yok. Niye ben insanlar için uğraşıyorum ki? Niye insanların hayallerini gerçekleştirmek için uğraşıyorum? Birileri de senin hayallerini gerçekleştirmek için uğraştı çağırıp. Öyle olmadı mı yani? İnsan insanla uğraşmazsa olur mu ya? Sana bir değer katacağım. Ne yapmamı öneriyorsun? Açık kalacak o tiyatro. Sen öyle bir şey düşünme. Kapatma gibi bir durumu düşünme. Tamam mı? En fazla burada sürse 2 ay daha sürer bu olay. Tamam mı? Ne yaparsın bu sefer 2 ay? Bütçeleri kısarsın. Olur mu ya? Bu kadar basit değil ya. Düşünme öyle bir şey. Yapma. Sen o şeyini gene gerçekleştir. Engel değil ki tiyatro sana. Ya hevesim kaçtı baba biraz ya. Heves kaçar mı? Kaçmak mı olmuyor oğlum? Heves kaçtı mı? Hayat biter. Hayat. Eğer umutlarının hepsini bir tükettin mi hayat biter. Yaşama sevinci biter. Doğru söylüyorsun. Bir yerden bir umut alman lazım. Bir umut olması lazım. Zamanla aşılacak şeyler. Anladım baba. Evet, babam da şaşırtmadı. Ciddiye aldı ve akıl verdi. Yani 2'de 2. Şimdi Müge'yi arayayım. Tiyatromuzun hem müdürü hem eğitmeni. Bakalım o ne diyecek? Önce o, hocam olur mu öyle şey diyecek bence. O kadar emek harcadık. Hayır kapatmayın diyecek. Arada bir yani siz bilirsiniz ama deyip kendi dediğine doğru, kendi istediğine doğru beni sürüklemeye çalışacak. Bakalım ne olacak? Umarım uyumamıştır. Saat 12'ye geliyor. Karşınızda Müge Akman. Sesim kötü olsun. Oynayayım. Efendim hocam. Nasıl geçiyor Antakya'da günlerin? Güzel hocam. Yani ben henüz sıkılmadım. Annemle birlikteyiz işte. Yasak gelince babam da size katıldı. Öyle. Sürekli evde bir şeyler yapıyorsun. Aynen hocam. İyi ki gelmişim. Bir gün sonra gelsem için gelemiyormuşum. Gecenin bu saatinde arıyorum seni. Kusura bakma ama. Yok estağfurullah hocam. Buyurun. Valla Müge, tiyatro kapalı. Bir aydır kapalı neredeyse. Yani açıkçası benim biraz bu tiyatro konusunda hevesim kaçtı. Biraz daha böyle YouTube'a yöneleyim diyorum. Kendimi düşüneyim diyorum. Bencil olmak istiyorum açıkçası. Ben tiyatroyu kapatacağım galiba ya. Yani şu an yolunda gitmiyor baksana. Yani hiçbir şey yolunda gitmiyor. Bizim işimizle alakalı değil. Dünya genelinde. Ben oturduğum yerden bir şeyler yapmak istiyorum. Ne bileyim yani, tiyatroyu kapatayım diye düşündüm. Nasıl yani şimdi? Sadece YouTube mu yapacaksınız yani? Yani tiyatro olmayacak diyorsunuz. Ders vermeyelim, oyun çıkarmayalım. Sadece YouTube'da yer alalım. Ben insanlarla da uğraşmak istemiyorum aslında. Onu da söyleyeyim. Herhalde yaş 30'u geçince insan kendini de düşünmeye başlıyor ister istemez. O yüzden ben tiyatroyu kapatma kararı almak üzereyim. Haberin olsun. Tamam da yani hevesinizi kaçıran şeyin anlamayamadım. Hocam olmaz yani. Zaten öğrenciler de izin vermez, böyle bir şey mümkün değil. Ya öğrencilere ben tiyatroyu kapattım dedikten sonra telefonumu da kapatırım. Nasıl izin vermiyorlar acaba? Böyle bir kararınız yoktu. İşte YouTube çekimi falan dediniz. Sosyal medyada ben onaylamıyorum bunu, bence düşünün böyle bir şey yani, olamaz da bir şey. Ki bu tiyatro ne emeklerle açıldı hocam. Allah aşkına ne emeklerle açıldı ya? Ne emeğimiz geçti ki? Hocam o kadar zor şey. Abi demeyin yok. Öğrenciler şimdi çabalıyorlar. Geri dönmek için heyecanlılar. Hani bu süreç bitmedi. Başlayalım diye. Bak hep insanlarla, başkalarıyla alakalı bir şeyler söylüyorsun. Yani beni kim düşünecek? Siz varsınız diye varlar zaten. Ben varım diye var olduklarına inanmıyorum. Bence öyle demeyin hocam. Ya şöyle düşünün. Niye çarpılır mıyım? Tiyatro tanrısı beni mi çarpacak? Hocam siz varsınız. Diye bu kadar insan şu anda tiyatro okusan akademide. Ya kimse benim Serdar'ın Karakaş'ına Karagülüs'e değil yani. Siz varsınız diye. Anlatabiliyor muyum? Şöyle söyleyeyim. Tiyatronun başında siz değil başka biri olsa bu süreci fırsat bilmem ama zaten böyle böyle deyip çok kişi bırakırdı maddi manevi sebeplerden. Kişisel konuştum, haklısınız ama sizin de tiyatroyu bırakmanız izin vermezler. Kapatmayın hocam mı diyorsun? Ne diyorsun? Kapatmayacağız hocam diyorum. Yok ben hayır, kesinlikle taraftar değilim. Yani birinin dediği bir şeyden niye etkileneyim ki ben? Çocuk muyum? Değilsiniz tabii de. Senden sonra Mustafa'yı arayacağım. Mustafa Çolak'ı. Ondan sonra annemle babamı ararım herhalde. Şaka olmasını ümit ediyorum. Böyle yani, bir şeyin şakası yapılır mı? Bütün kalbim ve iyi niyetimle söylüyorum. Bu tiyatro kapanmaz.
kapattırmazlar size. Ne ben ne bir başkası. İyi, tamam, hadi hocam. Selam söyle ailene. İyi geceler. Aleyküm selam hocam. İyi geceler. Var ya bu öğrenciler hep böyle yaklaşıyor. Hocam en iyisini siz bilirsiniz ama bu bardaktakini için. Ben içmeyeceğim diyorum. Hocam tabii ki içmemelisiniz. Biz de sizin gibi düşünüyoruz ama hocam şu bardaktakini için. Siz var ya siz. Ben önce sizin kadar oldum sonra kendim kadar oldum derdi babam. Ben şimdi anlıyorum onun kıymetini. Şimdi Mustafa Çolak'ı arayacağım. Az önce Mustafa Çolak'la görüştüm. Fakat şöyle bir talihsizlik olmuş. Kameramız 12 dakikada bir kayıt yaptığı için kendini kapatmış. Ve ben o ana yetişemedim. O yüzden Mustafa Çolak'la birlikte yaptığım konuşma maalesef şu an yok. Ama onu arayıp ona şaka yaptığımı söyleyebilirim. Demiştim ki Mustafa Çolak hakkında bence öyle. Öncelikle sana hak veriyorum diyecek. Ondan sonra da ama emeklerin var, yapmaman lazım. Bir daha düşün, ben her zaman yanındayım diyecek demiştim. Ve o şekilde de söyledi. Fakat şu an elimizde maalesef bunun kanıtı yok. Şimdi Mustafa Çolak'ı arayacağım ve az önce ona şaka yaptığımı söyleyeceğim. Anneme, babama ve Müge'ye söylemedim. Ama Mustafa Çolak'a da söylemeyi düşünmüyordum. Videoda görmelerini isteyecektim. Ama madem Mustafa Çolak'ın ses kaydı yok, şimdi bir tane ses kaydı alalım ondan. Alo. Ha, Çağrı'cım. Az önce konuştuk ya, ben babamı da arayacağım, söyleyeceğim falan dedim, hani tiyatroyu kapatacağım diye. Evet. Babam saçmalama dedi, olur mu öyle şey dedi, sabredeceksin, iki aya biter bu iş falan dedi. Doğru söylüyor Çağrı'cım. Baban çok doğru söylemiş. Bir şekilde devam edeceğiz, devam edecek. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kusura bakma. Ama ben şu an sana şaka yaptım. Ya ne diyorsun be? Yerinde iki aldı. Beni sinirimi bozma. Çağrı var ya çok gıcıksın ya. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Seni trolledim Mustafa Çolak. Hatta Mustafa Kolçak. Kapatır mıyım lan be o tiyatro ne zorluklarla açtık. Kapatır mıyım? Biliyorum biliyorum ama yine de hani senin de şeyi İzmirli. De biliyorum. Yani çok zor zamandan geçtiniz. İyice gafil avlandım yani. Nereden oldum baya oltaya geldim yani. Hadi seni oltaya getirdim. Ben. Babamı oltaya getirdim. Annemi oltaya getirdim. Müge'yi de oltaya getirdim. Baksana kaç tane sazan. Allah'tan tek başıma değilim yani. Neden korkuyorum biliyor musun? Yalancı çoban durumuna düşerim diye korkuyorum. O yani Allah korusun yani evet. Ya yani. Çağrı beni sinir ettin ya. Allah Allah. Daha biz dur yastık adamı oynayacağız ya. Evet ya ben de diyorum bu adam neler diyor. Seneye kadro kurulduğunda oyun yöneteceksin. Birlikte sahneye çıkacağız daha. Ya hayallerimiz var ya. Daha yılın çok başındayız. Daha yeni kuruldu her. Yarın izlersin videonu. Yarın izlersin. YouTube'a koyacağım. Ne video sesimi mi koyacaksın? Evet. Koymayacaksın tabii ki bunu. Ama çok şanslısın. Nasıl gönlü güzel bir adamsın bilmiyorum ama annemle yaptığım konuşmayı kamera kaydetmiş. Babamı kaydetmiş. Müge'yi kaydetmiş. Sana geldiğimizde video durmuş. Ah işte Allah'ın sevgili kuluyum biliyor musun? Bu videoyu insanlar izleyecek, öğrenciler de izleyecek. Yarın öbür gün benim başıma bir şey gelse. Arasam mesela Samet koş işte polis aldı beni kara. Ya hocam bırakın video çekiyorsunuz ya diyecek. Kurtaramayacaklar beni ya. Gerçi karakoldan Samet beni nasıl kurtaracak? O da bir muamma da. Yani uyduruyordum. Orantılı uyduramadım. Neyse üzme kendini bu kadar. O zaman seni çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Sağ ol. Sen de iyi bak. Juliet'e de iyi bak. Bakacağım. Yarın tamam. Gece götürüyorum onu veterinere. YouTube'u açtık ya. Uğraşacağım. İnsanlarla uğraşacağım. Siz de benimle uğraşın. Uğraşacağım yani. YouTube'da bu var. Bu tutuyor. O zaman kendine çok iyi bak. Sen de iyi görüşmek bak. Üzere. Bunu revanşa gelir. Bekleriz, bekleriz. Ben her türlü trole açığım. Hadi görüşürüz, iyi geceler. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bence öyle programında sadece böyle troller, şakalar olmayacak. Tirat analizleri de olacak. Tirat performanslarını YouTube'a yükleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, öğrencilerimiz var. Onların performanslarını yorumlayacağım. Bence öyle diyeceğim. Sizce nasıl? Onu siz kendiniz karar verirsiniz. Görüşmek üzere.